miktarı 20 kilo civarında yanlış hatırlamıyorsam. Düşmez. 135 yedi, milyon ton. Yeni dünyada yedi, 20 kilo. 7 milyar insan. 20 kilo yağdan en iyi koşulda 20 kilo biyodizel üretirsiniz. 20 litre biyodizel ne kadar nereye kadar gidebilirsiniz? Demek ki 2 günde gitmez. Ama ben Yalçın Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Fransa Almanya kanalı ekiyor, orada don yok mu? Yani kışlık ürün, halıyla var tabii. Yazlık ekiyor hocam. Yani biz ona geçemez miyiz? Ya da benzer şekilde, mesela Gökhan Hocam'ın bir bölümünden gördüm ki, yanlış hatırlamıyorsam, kanalda ve bir ekim alanları aşağı yukarı eşit. Buna karşılık verimler yarı yarıya. As bir kanalanın yarısı. Peki niye as bir ekiliyor da kanalı ekilmiyor? Doğum yüzünden mi? Şimdi buradaki onlar hocam, benim esas o örnekte de verdiğim şekilde kritik periyotlar önemli. Yani işte yazlık ürünlerin en büyük problemi ekimi mecbur. Bu yıl mesela Mayıs ayında, Nisan ayında ancak girebildik tarlaya. Yani mesela aspir normal şekilde Şubat, Mart ayında ekilmesi lazım ve biz öyle ekiyoruz tarlalarda, bizim Trakya Tarımsal Araştırma'dayken arkadaşlar. Yani mümkün olan erken, ne kadar çok erken ekersen o kritik periyotların, yani verime karar veren, verime direkt etki eden, yağ oranını belirleyen kritik periyotların mümkün mertebe kuraklığa ve sıcaklığa gelme şansını daha erkene çekiyor, azaltıyoruz. Şimdi buradaki nokta, yani Almanya'nın yağışıyla ve dengesi önemli. Yani diyelim ki yukarı doğru çıktığı zaman, mesela aynı şekilde başkanım hemen bana soru soracak yani veya sorar çıktığı zaman, ya Ukrayna'nın kardeşim yağ oranları niye %50'de bizde %38-42? İşte o dediğimiz dönemde tabii mutlaka toprakla stres faktörlerinin yağ oranlarının belirlediği süt olum devresindeki tamamen sıcaklıklarla alakalı bir olay. Biz de kanolayı niye orada ekiliyor? Onlar tamamen yazlık kökü ve yazları da serin gidiyor. Bizim gibi sıcak gitmiyor. Mesela ben Letonya'ya gittim. Ağustos ayında yemyeşildi daha buğday. Daha olgunlaşmamış. O dediğimiz dönemde, erken ektiğimiz dönemde serin hava var. Yani o dediğimiz kritik periyotlar da bizim gibi kuraklık yok. O nedenle yağ oranları Ukrayna yoksa bizim de çeşitlerimiz, bizim çeşitlerimizi alıp oraya götürelim. Orada da %52 yağ alırım ben Ayçiçek'le. Evet. Teşekkür ederim. Bir soru alacağım. Önceden şey verdiğimiz için. Buyurun. Ben Haşim Bey'e soru soracağım. İngilizce soracağım. Kendinizi takdim eder misiniz? Ben Hacettepe Gıda Mühendisi bölümünden İsmail Kamberi. Hacettepe ben yabancı öğrenci. Yani doktora yapıyorum Hacettepe'de. Hello Mr. Haşim. Thank you for your presentation. As I saw in your presentation and your slides, you suggest for blending of the palm oil with sunflower and granulat and the other one, I forgot it. Which one the best choice for confectionery in this industries of this blending? And you know, with blending of these oils, we can we have changes in in the features of our oils, and how you control the process of confectionery or other process in our industries. Thank you for the question. Okay, in the first place, you have to do trial and error. You know, there's no two ways about it. You have to test well. Because as far as blending is concerned, the one I mentioned, those are only with liquid oils, right? So far, what we have done is we have given some advice to oil manufacturer in Vietnam, in South Africa. So they are using very similar to what you are probably using in Turkey, you know, sunflower, canola. I mean, in terms of ratio, okay, I can tell you about the blend in Vietnam. In winter, they're using 75-25. 75 soybean, 25 palm, right? So because